Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yoğurt yapacaktım. Süt ocakta kesildi. Zaten ben de böyle bir peynir yapmak istiyordum. Süt kestirip peynir yapmak istiyordum ama kendi kendine kesildi. Ben de böyle beyaz bir tülbentin içine süzdüm. Tuzladım. Peynir yapacağım. Bayağı da çıktı, 5 kilo vardı. Süt kesildi. Şimdi bunu beyaz tülbentin içine süzdüm. Kullanılmamış bir tülbent. Böyle elekten süzdüm, tencerenin içine koydum. Tencerenin içine süzülecek. Böyle üzerine de bir baskı koyuyorum. Güzelce süzülecek. Peynir olacak. Peynir olunca da sizlere göstereceğim, paylaşacağım. İnşallah. Bunu şimdi bir kenara alıyorum. Süzülsün, peynir olsun. Şimdi bu suyunu ne yapacağız? Aynı süt gibi kaldı böyle. Dökelim mi? Dökülmez. Hepsini de birden kullanamam. Böyle buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Birazını hamur yapacağım. Bazlama. Suyla karıştırıp gene ağır olmasın. Suyla yarı su, yarı bu sütten diyelim, kesilmiş sütün suyundan. Böyle buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Poğaçalara, sütün kullanıldığı yerlerde kullanabiliriz bunu. Bazlama yaparız. Böyle hamurlara katacağım ben bunu. Buzluğa kaldırıyorum, derin dondurucuya. Eyvah, bu poşet delikmiş. Şişe buldum. Evde varmış süt şişesi. Şimdi bunun içine dolduruyorum. Biz de bu poşeti deneyelim. Evet, bu sağlammış. Sizlerin de başına gelebilir böyle şeyler. Evet, bunları buzluğa kaldırıyorum. Şimdi bu kalanla da bazlama yapacağım. Hamura katıp biraz su katıp içine bazlama hamuru yapacağım. Süzgeç küçük geldi. Büyük süzgeç aldım. Üzerine de daha büyük ağırlık koyacağım. Süt kesildi ama tadı bozuk değil. Aynı süt tadında bu. Süt gibi aynı. Kesildi. Neden kesildi bilmiyorum. Ama tadı bozuksa, eşki falansa onu hemen dökün, kullanmayın. Ne peynir yapın ne de suyunu kullanın. Dökün çöpe. Zehirleme yapabilir çünkü. Böyle tadı bozuk değilse kullanabilirsiniz benim gibi. Bakın böyle ilistiri büyüttüm. Baskısını da üzerine çoğalttım, ağırlaştırdım. Bir gün bekledi. Çıkartıp keseceğim peynirimizi. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Böyle kesiyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel peynir oldu. Şu bir parçasını alayım hemen.
Bunları kavanoza koyup bekletiyoruz. Ağzı kapaklı saklama kaplarına koyuyoruz. Bekliyor. Zaten az olduğu için de salamur gibi falan koymaya gerek yok. Böyle yeriz. Bakın çok güzel oldu. Hemen kesilen sütü atmayın. Böyle güzel oluyor. Bir de erişte kestim. Onu da göstereyim size. O kesilen sütten koydum içine. Çok güzel oldu. Sizler için bakıyorum tadına. Harika olmuş. Dur. Kesilen sütün suyuyla bir de böyle erişte yaptım, fırınladım. Böyle güzelce kızarttım fırında, erişte kestim. Şimdi kuruması için böyle sofra bezine serdim. Kuruyor. Bir de böyle tombul hamur deriz biz buna, bizim Tokat'ta. Böyle kestim kare kare. İnşallah bugün bir gün bunların da videosunu çekerim. Böyle yaptım işte, değerlendirdim o sütün suyunu. Bizlere afiyet olsun, deneyeceklere de. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.